Azap, sana gününü göstereceğim lan. Sana gününü göstereceğim. Bir dakika lan. Rüyam. Rüya görmüşüm. Rüyamda azabı dövüyordum. Hem de çok fena. Acayip derecede. Nasıl sinirlendiysem gözlerim kıpkırmızı kalmış, baksanıza. Rüyam. Benim acilinden azabı bulup dövmem lazım. Yeter oğlum ya, yeter. Şu yaşadığımız hayata bak ya. Resmen ormanın içinde korkunç korkunç hayvanlarla, resmen kocaman bir ayıyla oni yap beraber yaşıyoruz. Karıma baksanıza. En güvenli hissettiği yer burasıymış. Ayıların yanında kalmak istiyor. Tekrar kaçırılmaktan korkuyorum. Terminator dedi bana dün. Oğlum artık bu işi bitirmenin vakti geldi. Azaba noktayı koymalıyım. Lakin Marcus nerede ya? O bana bir eğitim verecekti. O niye ya? Lan azap mı geldi acaba? Yok gerçi insanlar galiba. O niye ya? Şuna bak oğlum ya. Böyle korkarak yaşanmaz ki. Sürekli ailem için endişe mi edeceğim ben? Ailemin kayıp üyelerini bir an önce bulmalı. Azabı bir an önce dövmeli. Onun işini bitirmeli. Ve her şeyi normale çevirmeliyim. O yüzden acilen Marcus'u bulmalıyım. Ve şu eğitimi almalıyım. Ya da en kötü Marcus benimle gelsin. Sonuçta ayı. Kurtaralım yani. Bulalım azabı dövelim. Marcus! Marcus neredesin? Hadi ama ya. Bir tane kahvaltılık balık yakalamam lazım. Ha? Terminator! Terminator buradayım ben. Nereye koştu gittin ya? Terminator! Nereye gidiyorsun? Ha? Gelsene buraya. Buradayım ben. Allah Allah. Gel böyle. Oraya ne bileyim. Ben de işte geçenki kulübelerin oraya gitmişsindir diye oraya gidiyordum. Ha yok. Oraya gitmedim Terminator. Ben oraya o kadar çok sık gitmem. Çünkü oraya sık gidersem insan koruyucular falan geliyorlar. Ayıları uzaklaştırıyorlar vurarak. Ailemden ayrı düşmek istemem yani. O yüzden ayda bir kere falan gidiyorum. O niye ya? Akıllıca. Aferin lan Marcus. Sen en son böyle saf bir şeydin. Şimdi acayip akıllanmışsın. Marcus, adeta benim rol modelim oldun oğlum ya. Senin bana acilen bildiklerini öğretmen lazım. Marcus yeter artık. Ben alfa eğitimine hazırım. Emin misin Terminator? Sana olası risklerden bahsettim dün gece, hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum evet. O niye ya? Demiştin ki kendini kaybedebilirsin. Kontrol bozuklukları falan. Ama onlar bende olmaz. Benim buzul eğitimim var. Bana öğrettiler yani. Sıkıntı yok. İyi o zaman. Sen bilirsin. Madem kontrolü kaybetmeyeceğini düşünüyorsun, sana bu eğitimi verebilirim. Normalde bu eğitimi ayılardan başkasında almaması lazım ama sen kendini kontrol edebileceğini söylüyorsun. Ederim Marcus, ederim. Ben kendimi kontrol ederim. Sen yeter ki bana şu eğitimi ver. Ben gideyim azabı parçalayayım. Azabı bulup intikam almam lazım Marcus. Ailemi kurtarmam lazım. İnşallah eğitimin sonunda kafayı sıyırmazsın Terminator. Çünkü bu ayılara göre bir eğitim. Ama madem bu kadar ısrarcısın, sana bu eğitimi vermekten geri durmayacağım. Sonuçta benim en iyi arkadaşımsın. Teşekkür ederim Marcus. Teşekkür ederim. Senin gibi ayı bir arkadaşım olduğu için aşırı mutluyum. O ne ya? Şuna bak lan. Kocaman çirkin korkunç bir ayı oğlum var ya. Bu bizde gelse bir patı koysa var ya, azap öbür dünyaya gider ama. Marcus'u da ailesinden ayırmak istemiyorum. Çoluğu çocuğu var. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'la yatıran devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün bomba bir videoyla daha karşınızdayım. Çünkü çünkü gördüğünüz gibi Marcus Terminator'ı çatır çatır dövüyor falan. Arkadaşlar bugün Pitbull'un hayatında yine bizi süper bir bölüm bekliyor. Çünkü sonunda Terminator tam anlamıyla muhteşem bir güce kavuşacak. Arkadaşlar bugünkü alacağımız eğitim alfa eğitimi ve sadece ayılara verilen bir eğitimmiş. Lakin Terminator önceden aldığı buzul ve beyaz ölüm eğitimine güven... Ulan bir eğitim alacağız, hava bozdu, Allah kahretmesin. Ah, en azından hava birazcık düzeldi. Arkadaşlar bugün manyak bir eğitim alacağız ve artık sonunda Terminator büyük intikamını almanın şansını elde edecek. Bakalım bizi bugün nasıl bir bölüm bekliyor. Arkadaşlar bölüme geçmeden önce sizden istediğim iki şey var. Şayet bir önceki süper bölüm izlemediyseniz sağ üst köşeden izlemek ve hala videoyu beğenmediyseniz hemen aşağıdan beğenmek. Çünkü size söylüyorum, acayip bomba bir video sizleri bekliyor. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz Terminator'un hayatında. Hadi izleyip görelim. Gel Terminator. Eğitim yapacağımız alana neredeyse geldik. Artık mevsimleri geldiği için yağmur yağmaya başladı. Eylül ayında böyle olur Terminator. Eylül ayında sürekli yağmur yağar.
Bizim karşıya geçmemiz lazım, gel. Buradan geçebiliriz. Dikkat et Terminator, düşmezsin değil mi? O niye ya Marcus, ben niye düşeyim oğlum? Ben köpeğim, sen kendine dikkat et. Bayırdan çıkıyorsun falan, bir tonluk hayvansın. Allah korusun, yuvarlanır gidersin Goliyam. Çekil lan çekil, ben gideyim. Goliyam! Uçuyordum az kalsın lan Marcus, bu ne? Eğitim yerimiz Terminator. Eğitim sürecimiz artık resmen başladı. Alfalık eğitimine burada yemin ederek başlıyoruz. Yemin ederek mi? Nasıl yani? Yemin mi edeceğim? Evet Terminator, yemin edeceksin. Yemin gayet basit. Alacağım bu eğitimi doğanın kanunları dışında hiçbir şekilde kullanmayacağıma, güçsüz olana zarar vermeyeceğime ve eğitimimi başka kimseyle paylaşmayacağıma yemin ederim. O ne ya? Güçsüze falan ezmeyim. Tamam söz ama... Marcus, oğlum en sondaki saçma lan. Sen benimle paylaşıyorsun, yeminini bozmuş olmuyorsun. Hayır Terminator, bozmuş olmuyorum. Çünkü burada önemli bir fark var. Doğanın kanunu. Seni ezilirken gördüm Terminator. Zayıf olduğun için sana bu eğitimi veriyorum. Böylelikle bu beni yeminimi bozmaktan alıtutuyor. Yani sana keyfi bir eğitim vermiyorum. O niye? Şimdi anladım. Bu eğitimi sadece güçsüzlere veriyorsun. O zaman senin de başına bir şey geldi ve sen öyle aldın. Sen nasıl aldın Marcus eğitimi? Bu konuyu konuşmak istemiyorum Terminator. Benim için güzel bir anı değildi. Neyse, yemin ettin mi? Ettim. Etmez olur muyum? Allah belamı versin. Var ya, bu eğitimi biriyle paylaşırsam Allah benim cezamı versin. Güzel. Terminator, şimdi senden yapmanı istediğim şey karşıya zıplamak. Karşıya zıplamak derken... Marcus, arada bir şelale var. Ben oraya nasıl zıplayacağım? Ben zıplayabiliyorsam sen aile aile zıplarsın. William, nasıl yani? Sen buraya zıplayabiliyor musun? Elbette ki zıplayabiliyorum Terminator. Bu eğitim almanın başka yolu yok ki. İzle şimdi beni. Buraya zıplaması çok kolay. Bak buraya Terminator. Buradan geleceksin. Koş. Hoppa. Birazcık hasar almadan buraya atlamam mümkün değil. Hadi Terminator, yaparsın. Gel. O ne ya? Yapar mıyım diyorsun? Denemekten başka çare yok. Oğlum bu ne lan böyle? Bir yemin ettik, hemen bizi uçurumlardan zıplatmaya falan başladı. Bu alfa eğitimi harbiden zor galiba, o ne ya? Ama neyse, yaparım. Benim beyaz ölüm eğitimim var. Unutma Terminator. Beyaz ölüm eğitimi neydi? Sen her şeyi yapabilirsin. İnanırsan her şey mümkün. Korea. Geliyorum. Marcus! Terminator. Düştün. Olmadı. Tekrar. William. Tekrar mı? Lan ne tekrarı ya? Geçtim sayılır işte Marcus, geçtim sayılır. William, çıkamıyorum sudan. William. Marcus. Üzgünüm Terminator. Eğitimin kuralları böyle. Honiyam. Ne saçma bir eğitimmiş lan. Böyle şey olur mu ya? Honiyam. Oğlum yapamayacağım galiba lan. Allah'ım. Yok lan yaparsın Terminator. Beyaz ölüm eğitimini hatırla. Biraz daha uzaktan koş. Honiyam. Yapacağım. Hadi Terminator. Hadi. Ailenin geleceği buna bağlı. Hadi aslanım. Hadi koçum. Aileni kurtaracaksın. Düşün. Abinin çocuklarını kurtaracaksın. Düşün. Komiksin Terminator ya. Hadi şakayı bırak da yap. Bu sana şaka gibi mi geliyor lan? Şaka yapmıyorum ki ben. Marcus oğlum, imkansız lan. Sen oradan oraya nasıl atladın oğlum? Sen ayısın lan. Lan o resmen nereden baksan 700-800 kilo hayvan. Ben 660-70 kiloyum. Ben nasıl atlayamıyorum lan? Bir dakika. Sanırım odaklanmıyorum yeteri kadar. Terminator, beyaz ölüm eğitimini düşün. Beyaz ölüm eğitimi. Buzul eğitimini düşün Terminator. Sırtına bağladığın kayayı düşün. Kaya. Vaniyam. Geliyorum. İşte bu Terminator. İşte bu. Yaptın, gördün mü? Hatta fazlasını yaptın. İşte alfa olmak bunu gerektirir. Pes etmemeyi. Honiyam. Yaptım lan.
Resmen uçtum ha! Resmen uçtum! Alfa eğitimini yaptım. Uyuyam! Çakılıyoruz ama olsun, arada olur öyle. Alfa eğitimini yaptım. Artık çok daha güçlü hissediyorum Markus. Gidip o hayvanları dövebilirim. Saçmalama Terminator. Bu eğitimin giriş aşamasıydı. Şimdi büyük aşamasına geldik. Gel. Uyuyam! Giriş aşaması mıydı? Ne demek giriş aşaması lan? Oğlum bu çok zordu zaten. Şaka yapıyorsun Markus. Şaka. Uyuyam yapmıyor. Ezecek lan beni, dur. Yapmıyor. Markus daha ne yapacağız? Gel buraya. Uyuyam. Korkutuyor oğlum bu hayvan beni. Allah'ım. Eğitimin giriş seviyesi böyleyse devamını merak etmiyor değilim ha. Markus. Oğlum eğitimin devamında ne var lan? Aşırı tırsıyorum ben ha. Uyuyam. Burada mı olacak eğitim? İyi lan, burası sakinmiş ha. Uyuyam. Ne yapıyoruz Markus? Şimdi yoksa denizden karşıya yüzme falan mı? Hayır Terminator, karşıya yüzme değil, karşıya yüzmeme. Terminator, şimdi senden yapmanı istediğim şey, aklını ve gücünü kullanarak karşıya suya değmeden geçmeni istiyorum. He, karşıya suya değmeden geçmek çok kolay canım. Ne? Nasıl? Duydun beni Terminator, gayet basit. Bu gördüğün su birikintisine temas etmeden ve bu toprak arazinin dışına çıkmadan karşı tarafa suya temas etmeden geçmenin yolunu bul. Markus, oğlum iyi misin sen? Saçmalama. Onu yapabildiğim gün zaten uçmayı falan öğrendiğim gündür. Lan ben kuş değilim ki suya değmeden nasıl geçeceğim? Aklını ve gücünü kullan Terminator. Hatta aklını kullanmasan bile olur. Güç. Aklımı kullanmasan bile olur mu? Sadece güç mü? Oğlum ne yapacağım? Suya git diyeceğim, suda korkacak benden, gidecek mi? Akarsu var burada resmen, şelale baksana. Markus, bu senin dediğin imkansız oğlum, nasıl olacak? Etrafı araştır Terminator ve karşıya geçmenin yolunu bul. Uyuyam, etraf. Etrafı araştır diyorsun. Uyuyam, ne yapacağız lan, ne yapacağız? Yaprakları toplayıp karşıya köprü yap. Mümkün değil ki, olmaz oğlum öyle bir şey. Uyuyam, burada bir tekne var lan. Tekneyi alacağım. Tabii. Tekneyi alıp karşıya yüzeceğim. Uyuyam. Ama bunun kürekleri yok Markus. Ah rahmetli sensei. Bana bu eğitimi verirken 8 saat boyunca çözümü aramıştım. Terminator, sana şu kadar söyleyeyim. Yanlış sularda yüzüyorsun. Yüzmemen gerek. Uyuyam. Nasıl yani? Cevap bu bot değil mi? Hayır. Ayrıca o bir bot değil, tekne. Ya tamam canım, neyse ne işte. Allah Allah, ben de başta doğru söylemiştim. Uyuyam, demek çözüm bu değil. Aslında çözüm olur lan, biliyor musunuz? Bunu böyle suya çekeceksin, yüzdüreceksin. Suya çekeceksin. Suya çekmek. Uyuyam, burada kaya falan var mı lan? Kaya yuvarlarsam suyun üstüne, belki oradan kayanın üstüne atlarım ve geçerim. Ama yok ki oğlum, buradaki kayalar hep büyük büyük, şuna bak. Uyuyam. Burada öyle kaya da yok. Anlamadım lan ben. Ne yapacağım ya? Sıcak soğuk oynayalım mı Terminator? Ben sana söyleyeyim. Sıcaksın şu an. Aşırı sıcak. Sen hareket et, ben sana söyleyeceğim. Olur. Olur, çok iyi olur. Uyuyam. Markus gibi eğitmene can kurban lan. Ne kadar da yardımcı oluyor. Pekala Markus. Soğuk, soğuk. Buralar soğuk mu? Soğuk, sıcak, 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 acayip sıcak, aşırı sıcak. Aşırı sıcak mı? Uyuyam, ip. İp sıcak. Aşırı. Uyuyam, tamam o zaman. Doğru iz üstündeyim. Bu ipi almam lazım. Uyuyam, yağmur durdu lan. O zaman bu ip. Tamam, bu iple karşıya atacağım. İpin üstünden yürüyeceğim. Soğuk, soğuk, çok soğuk. Soğuk mu? Uyuyam. Bu fikir mi soğuk? Su da soğuk Terminator. Düşersen olmaz. İyi düşün. İpin üstünden nasıl geçebilirsin ki? Uyuyam. Doğru diyorum. Geçemem. Allah Allah. İpin üstünden geçemiyorum. Etrafa çekecek kaya yok. Yapraklardan sandal yapıp geçme fikri. Onu bir deneyeyim bakayım. O sıcak mıymış, soğuk muymuş? Soğuk. Soğuklaşıyor su Terminator. Soğuk. Buz gibi. Soğuk yani. O fikir de değil. Uyuyam. Ne yapacağız ya o zaman? Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcak, sıcak.
Yaklaşıyorsun. Burası mı Uniyam? Yanıyor. Yanıyor mu? Uniyam. Buldum. Sen benden ağacı devirmemi istiyorsun suyun üstüne. Sıcak. Aşırı sıcak. Terminator çok zekisin ha. Benim bunu çözmem 6 saatimi almıştı. Uniyam. Markus. Sen bunu 6 saatte çözsen de bunu suya çekersin. Ama ben nasıl yapacağım lan? Sen ayısın oğlum, sen yaparsın. Ama benim gücüm yetmez ki. Ben sana demiştim Terminator. Alfa eğitimimiz zordur ve sadece ayılara özeldir. Ama sen illi de almak istedin. Uniyam. Hadi lan oradan. Sen dedin bana eğitimi vermek istiyorum diye. Hep sen demedin mi? Bu eğitimi alan muhabbet kuşu bile aslandan daha güçlü olur. Uniyam falan. Markus, oğlum dalga mı geçtin benimle? Benim gücüm bu ağacı çekmeye yetmez. Yo, dalga geçmedim Terminator. Gayet de doğru söyledim. Eğer bir muhabbet kuşu bu ağacı yerinden söküp suyun üstüne devirip onun üstünden ıslanmadan geçerse Terminator, onu bu hayatta üzebilecek hiçbir şey yoktur. Uniyam, oğlum bunu yapmak için ayı gibi olmak lazım. Benim nereden baksan 500 kilo eksiğim falan var. Oğlum ben nasıl çekeceğim Markus? Terminator, senin sadece kilo eksiğin yok. Aile bireylerinden de eksiğin var değil mi? Aile bireylerini hatırla Terminator. Ve ailenin sana güç vermesine izin ver. Aile bireyleri mi? Uniyam. Doğru söylüyorsun Markus. Doğru söylüyorsun. Abim Mike. Yavru Pitbull Venom. Fırtına. Gece. Evet Terminator. Devam et. İpi bağla ve asıl. Uniyam. Şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum Markus. İzle beni izle. Uniyam. Aile bir şey. Oha. İşte bu. Ailem için lan. Ailem için. Uniyam. Ailem için Markus. Uniyam. Onlar için yapmayacağım şey yok. İzle beni Markus, izle. İşte bu nehirden suya değmeden geçiyorum. Uniyam. Kendimi daha güçlü hissediyorum Markus. Ne için savaştığımı hatırlatman beni güçlü hissettirdi. Bravo Terminator! Bravo! Helal olsun sana, helal! Lan ben hep bu suda kayıp düşüyorum ha. Terminator! Helal olsun sana. Yaptın. Uniyam! Senin sayende Markus. Senin sayende. Sayende artık ailemi kurtarabileceğim. Yavaş kurtar da! Saçın başın dağılmasın yiğidim. Gelin çocuklar. Hatırladın mı bizi? Uniyam. Şeytan köpekler. Katil ikizler. Ecel. Eceller. Daha kalabalık geldik. Öleceksiniz. Ya öyle mi? Sizce bende ölecek göz var mı lan? Ha? Ecel kardeşler. Daha önceden bizimle dövüştün. Kahredici kudretimizi biliyorsun. Ve bu sefer kalabalık geldik. Ayıyla birlikte döveceğiz ikinizi. Terminator, senin düşmanların birazcık salak. Özür dilerim ağzımı bozdum ama. Çocuklar ben ayıyım, farkındasınız değil mi? Bitonum. Üstünüze otursam ölürsünüz. Fark etmez. Ölür yine diriliriz. Çünkü bizim adımız Ecel kardeşler. Bak kaç kere dövdün bizi ayı. Öldük mü? Evet, ölmüyorsunuz. Dayanıklısınız. Hakkınızı yemeyeceğim. O kadar ısırdım ama ölmediniz. Neyse, bu sefer işimi garantiye alırım. Bir dakika Markus, bir dakika. Bu işe senin karışmanı istemiyorum. Bunları ben halledeceğim. Emin misin Terminator? Eğitimini daha henüz tamamladık. Üstelik bunlar kalabalık. Sıkıntı yok Markus. Sadece izle. Hazır hissediyorum. Peki kardeşim, sen bilirsin. Küçük kardeş. Duydunuz mu? Bizi tek başına alt edecekmiş Pitbull. Ecel. Ne diyor bu? Ölmeyi bayılmak sanıyor Ecel. Şunu bir öldürelim. Ondan sonra ayıyı yeriz. Olur, makul teklif.
Terminatör, ölmeyi bu kadar çok istediğini bilmiyordum. Çocuklar, siz neye bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Terminatör, sen de bu iş. Merak etme Marcus, merak etme. Alayını vuruyam. Henüz konuşuyordum lan. Konuşuyordum ecel. Bitirin işini. Vuruyam. Biraz zor bitirirsiniz lan işimi. Siz kimsiniz lan? Sucuklar, kimsiniz? Marcus, sana mı saldırıyorlar lan? Problem değil Terminatör. Ayağım takıldı. Onları ısırdığından düşmedim. Vuruyam. Ulan var ya. Allah'ın sucukları. Sizi var ya yok ederim lan. Yok ederim. Vuruyam. Ecel kardeşlermiş. Kalksanıza lan. Ne oldu? Ecel oluyordum uzani. Sana ne olmuş lan böyle? Vuruyam. Isır ısır. Isır. Ben az önce 300 kiloluk kütük devirdim lan. Senin gibi küçük bir hayvan bana ne yapabilir ki? Vuruyam. Marcus. Ben az önce ne yaptım lan? Aşağı yukarı 50 tane Doberman ve 2 tane Ecel denilen o zımbırtıyı dövdün. Terminatör, tebrik ederim. Alfalık eğitimin başarılı. Vuruyam. Gözlerime inanamıyorum. Ben ne yaptım lan? Kocan artık hazır şekerim. Kocam gördüğün gibi ona çok güçlü bir eğitim verdi. Artık senin kocan da durdurulmaz. Ay inanamıyorum. Terminatör, sen ne yaptın aşkım? He? Lady? Lady gördün mü? Yok ettim resmen. O ne ya? Görünmüyor bir dakika Lady. Lady, yok ettim. Aşkım sen Ecel köpekleriyle birlikte 50 tane Doberman mı dövdün? Ben mi yanlış saydım? Hayır Lady. Yanlış saymadın. Alfa eğitimi sayesinde ben artık gezegenin en güçlü köpeği oldum. Bakın pitbull demiyorum. Oğlum ben içimde inanılmaz güçlü bir canavar hissediyorum. Vuruyam. Ayım oldum lan ben yoksa. Ayı oldum lan ben Marcus. Aa, çok güzel. Ayı eğitimi kafa yapmaya başladı. Terminatör, kendine gelir misin kardeşim? Sen bir ayı değilsin lütfen. Ben nasıl değilim lan? Vuruyam. Ayıyım ben bildiğin. Şuna bakın oğlum. Ayı oldum lan ben. Artık ayıyım. Vuruyam. Terminatör, sakin ol kardeşim. İçindeki gücü kontrol et. Sen ayı değilsin. Pitbullsun. Odaklan. Pitbullsun. Yok lan Marcus. Ben bildiğin ayıyım oğlum. Baksana. Vuruyam. Ayı oldum lan ben. Lady. Lady ben ayıyım. Vuruyam. Yok lan ben pitbullum oğlum. Dur bir dakika. Kendine gel Terminatör. Sen bir pitbullsun. Vuruyam. Böyle daha iyi. Lan Marcus. Sen bana nasıl bir eğitim verdin oğlum? Ben kendimi ayı sanıyorum lan. Daha önceden hiçbir köpeğe vermediğim bir eğitim verdim Terminatör. Ve şunu garanti edebilirim ki senin eğitiminin üstüne eğitim yok. Kimse bir ayı eğitimini köpeğe vermez. O yüzden sana rakip olabilecek bütün köpekleri döversin. Hatta belki de ayıları bile. O niye ya? Bu kadar güçlenmeyi beklemiyordum. Oğlum ben resmen ayı oldum lan. Lan istediğim zaman içimden bir ayı çıkıyor gördünüz mü? Ben artık en güçlü köpeğim. Vuruyam. Belki de en güçlü hayvan. En güçlü hayvan. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de bu zamana kadarki en iyi Pitbull'un hayatı bölümü oldu. Arkadaşlar Terminatör resmen ayı eğitimini tamamladı ve artık bir ayıya dönüşebiliyor. Yani en azından mental olarak kendisine ayı sanıyor. Yoksa gerçekte fiziksel olarak öyle ayıya falan dönüştüğü yok. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güçleri sayesinde korkunç Doberman kardeşleri dövdü. Yanındaki 50 tane Doberman'la birlikte Terminatör resmen artık bir makina. Ve artık azaptan intikam almak için yeterli güce sahip.
Ve muhtemelen bir sonraki bölüm manyak bir dövüş bizleri bekliyor. Arkadaşlar şayet bir sonraki bölümün hızlı gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bugünkü bölümü nasıl buldunuz? Keyif aldınız mı? Fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle Terminator. Hiç özlenmeyeceksin. Bu dünyadan uçuşun şanlı ve şerefli olmayacak. Seni burada iki tane katil Doberman boğacak. Hayır ya, hayır. Terminator, kocacığım. Bakamayacağım. Durun bir dakika orada. Kimse benim kardeşime dokunamaz. Terminator. Aman Allah'ım. Bu ne lan? Maria Marcus. İnanamıyorum. Marcus geldi. Kimse benim arkadaşım Terminator'e zarar veremez. Aman Allah'ım. Bu yakalarsa beni de yer. Kaç oğlum azap, kaç. William. Azap. Azap kaçıyor lan. William. Pişine düşmem lazım. Ulan kafam hiç yerinde değil ki. William. Şu dövermanlar beni mahvetti. Lan. Marcus tamam dur. Marcus. Manyadın mı? Tamam. Kimse benim kardeşim Terminator'a zarar veremez. Tamam mı? Ben kardeşim Terminator'a zarar vermenize izin vermem. Marcus. Marcus tamam. Dur lan. Dur. Yok ettin hayvanı. Zarar vermenize izin vermem lan. Vermem. Terminator. İyi misin kardeşim? İyiyim ulan iyiyim. Dur yalama lan. Oynayam. Koca ağzı Marcus. Terminator. Küçük kardeş.